Afrika'nın güneybatı kıyısında okyanus, çöl, rüzgar ve güneş dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen biçimde bir araya geliyor. Tüm doğallığı ve sıra dışılığıyla burası Namibya. Namib çölü 80 milyon yaşında. 2000 kilometre uzunluğunda ve 200 kilometre genişliğinde. Birbirinden değişik şekil ve yükseklikteki kumullarıyla da dünyanın en eski ve en ihtişamlı çölü. Namib çölü sürprizlerle dolu. Kumullar arasında saklı Death Flame. Beyaz kil, düzlük alan. Death Flame, Afrikanca vadideki ölü göl, bataklık anlamına geliyor. Death Flame, yükseklikleri 300-400 metreyi bulan dünyanın en yüksek kumullarıyla çevrili. Bir zamanlar bu bölgenin hayat kaynağı olan Saohab Nehri, bu vadide akasya ağaçlarına can vermiş. Daha sonra yaşanan iklim değişikliği sonucu, önce nehrin taşmasıyla vadi ve ağaçlar su altında kalmış, ardından gelen kuraklıkla sular çekilmiş. Geriye bu tuzlanmış vadi ve kurumuş akasya ağaçlarının oluşturduğu inanılması güç ölü göl, yani Death Flame kalmış. Bu iskelet ağaçların 600-700 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Güneş tarafından kavruldukları için renkleri siyah. Mirketler, bu toprakların vazgeçilmez ev sahipleri. Koloninin gözcüsü, yuvalarının güvenliğini sağlamak için iş başında. Yer altına açtıkları çoklu girişe sahip büyük tünellerden oluşan yuvalarının girişinde etrafı gözlüyor. Koloninin diğer üyeleri, yuvadan çıkmadan önce etraf güvenlik açısından kontrol edilmeli. Hayatta kalabilmek için tilki, çakal, yılan ve hatta kartallara karşı çok dikkatli olmalılar. Bir bölümü Namibya topraklarında yer alan Kalahari Çölü, Namibya'nın en dikkat çekici ağaç türlerinden biri olan Kuver ağacı ormanına ev sahipliği yapıyor. Afrikanca adı Kuver olan bu ağaç, kukurbum olarak da biliniyor. 300 adet olağanüstü ağaçtan oluşan bu orman, ıssızlığın ortasında şaşırtıcı güzellikleriyle göğe yükseliyor. Bazıları 200-300 yaşında olan dünyanın en büyük
aloe vera bitkileri bunlar. Volkanik patlamayla etrafa serpilmiş kayaların üzerinde pırıltılı süslemeler gibi duruyor ve göz kamaştırıyorlar. Çok yavaş büyüyen kuver ağaçları 9 metre yüksekliğe ve 1 metre kalınlığa ulaşabiliyor. Lifli gövdesi, özlü yaprakları suyu tutarak ağacın zorlu koşullarda yaşamasına olanak sağlıyor. Bu bölgede yaşayan Namibya yerlileri Bushmen'ler, ağacın dallarını ok yapımında kullanıp ağaca okluk anlamına gelen kuver ismini vermişler. Ve güneş, güne vedaya hazırlanırken gök prizmanın tüm renklerini süzüyor. Bu, günle rüya arasında bir zaman. Sihir havaya yayıldığında, kuver ağaçlarının ateşli renkleri aydınlanıyor, artıyor. Yaşam nefesini tutuyor. Çöl ve okyanus. Dev sıcak kumullarla serin okyanus sularının buluşması. Nefes kesen görsel bir şölen. Namib çölünün Atlas Okyanusu'yla kucaklaştığı kıyılar. Sandviç Limanı. Namibya, ilginç coğrafi özelliklerin hediyesi zenginliklere sahip. Kanatlı uygarlığın zarif temsilcileri flamingoların, Namibya'daki başak yaşam alanı, Atlas Okyanusu kıyısındaki Wallis Körfezi. Büyük gruplar halinde Wallis Körfezi lagününde yaşayan flamingolar, buranın en renkli ev sahiplerinden. Flamingolar kalabalık topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşar. Isı farklılığının büyük değişiklik gösterdiği durumlara da dayanıklıdırlar. Tuzlu ve sodalı sır suları tercih eder.
aşağı doğru eğik gagaları sayesinde yiyecekleri ulaşılması güç ortamlardan bile çıkarabilirler. Suların çamurlu diplerindeki organik besin yumuşakça kabuklu ve küçük balıklarla beslenirler. Tüylerinin, bacaklarının ve gagalarının rengi, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişir. Geniş, perdeli ayakları sayesinde dengelerini bozmadan saatlerce tek ayak üstünde durarak dinlenirler. Bu hareketleriyle vücut ısılarının kaybını da azaltmış olurlar. Yırtıcı kuşlara av olmamak için geceleri uçar. Savunmasız olduklarından ıssız bölgelerde yürürler. Flamingolar yaşadıkları coğrafyalara ayrı bir güzellik katıyorlar. Namibya'nın yerli halklarından Bushmenlerin, Tanrı'nın kızgınken yarattığı topraklar olarak tanımladığı iskelet sahibi. Namibya'nın Atlas Okyanusu kıyıları. Portekizli gemiciler, Namibya'nın bu uçsuz bucaksız sahiline Cehennem Kıyıları ismini vermiş. Bugün bu sahil, İskelet sahili olarak biliniyor. Okyanus aşırı gemilerin, römorkörlerin, savaş gemilerinin, kalyonların, trollerin iskelete dönüşmüş enkazları sahil boyunca uzanıyor. ...500 kilometrelik bu sahil, mutlak unutulmuşluğu ve ıssızlığıyla etkiliyor. İskelet sahili, tehlikeli ters akıntıları, fırtına gücünde rüzgarları, ağır ağır hareket eden sisi, beklenmedik sığlıkları ve kayalıklarıyla birçok geminin son limanı olmuş. 1909'da batan kargo gemisi Edward Bohren'den, 1942'de kayalıklara oturan Dana'nın Star'a, 1971'de sislere inen balıkçı teknesi Karimona'ya kadar onlarca gemi iskeleti, iskelet sahilinin zorlu coğrafyasının kanıtları olarak uzanıyor.
Valdez Körfezi'nin kuzeyi, Namib Çölü'nün Atlas Okyanusu'na sokulduğu burun, Cape Cross. Cape Cross, kürklü fokların Atlas Okyanusu kıyısındaki üreme alanı. Dondurucu Benguela akıntısından korunup, üremek için en uygun yer olarak burayı seçen kürklü foklar, koloniler olarak burada üreyip yavrularını burada büyütüyorlar. Benguela akıntısı, Afrika kıtasının Namibya ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yer aldığı güneybatı kıyılarında Ümit Burnu'ndan kuzeye, ekvatora doğru uzanan soğuk su akıntısıdır. Kürklü foklar bu akıntıdan korunup soylarını Namibya'nın Cape Cross kıyılarında devam ettiriyor. Namibya kıyılarında yarım milyondan fazla kürklü fok yaşıyor. Ekim ayı sonunda üreme döneminin başlamasıyla karaya ilk çıkanlar kürklü fok kolonisinin iri erkekleri oluyor. Kıyı boyunca suya yakın bölgelere yerleşiyorlar. Erkekler için sahilde iyi bir yer tutmak, gelecek neslin babası olmanın anahtarı. Dişiler kıyıya geldiklerinde eşlerini en iyi bölgelere yerleşen erkek foklar arasından seçiyor. Karaya ulaştıktan bir iki gün sonra bir önceki yıl burada rahme düşen yavrularını dünyaya getiriyorlar. Yüz binlerce yavru birkaç hafta içinde bu kıyılarda dünyaya geliyor. Yavrular anneleri yanlarında olmadığında yalnız ve savunmasız. Yetişkin fokların kürkleri ve yağ katmanları Benguela'nın dondurucu soğuğuna karşı kusursuz bir yalıtım sağlıyor. Fakat Afrika güneşinin sıcağına yetersiz kalıyor. Foklar dalgaların olabildiğince yakınında uzanıyor. Kıyı yakınlarına yer bulamayan foklar, serin deniz rüzgarından faydalanabilecekleri yüksek noktalara çıkıyor. Ama sonunda sıcak dayanılmaz hale gelince suya dönmek zorunda kalıyorlar. Karada hantal ve sersak olan foklar suda hızlı ve atak. Dünyanın en büyük vahşi alanı Etosha Milli Parkı. 22 bin kilometre karelik vahşi yaşam krallığı. Bu topraklar duyguları güçlendiriyor, ruhu yumuşatıyor, huzur veriyor. Bir zamanlar büyük ve sığ bir tuz gölü olan bu havza, iklim değişimleriyle kurumuş, tuzlu, kırılgan, sert bir kabuğu anımsatan görünüme dönüşmüş ve kuru suyun bulunduğu beyaz yer anlamına gelen Etosha ismini almış. Etosha, dikenli çalılardan ağaçlı bozkırlara, makalani palmiyesine ve hayalet moringa ağaçlarına kadar
çok geniş bir bitki örtüsü çeşitliliğine sahip. Vahşi yaşamın sayısız türüne ev sahipliği yapan bu uçsuz bucaksız topraklarda 114 memeli çeşidi yaşıyor. Etosha, siyah gergedan ve endemik tür siyah yüzlü impalanın da toprakları. Etosha'da çöl iklimi hakim. Bütün yıl boyunca kuraklık hüküm sürüyor. Eylül ile Nisan ayları arası az bir miktar yağış alıyor bu bölge. Toprak suya yeterince doymasa da, büyük göletler oluşmasa da, belli bölgelerde biriken sular, Etosha'nın ev sahiplerinin susuzluklarını giderdikleri alanlar, onları bir araya toplayan yaşam kaynakları oluyor. Bu su birikintileri, vahşi yaşam sakinlerinin Etosha'nın uçsuz bucaksız coğrafyasındaki buluşma mekanları. Güneş ertesi güne dek vedalaşıyor. Eteklerini yavaş yavaş toplayarak uzaklaşıyor. Issız toprakların sahipleri için geceyle buluşma zamanı. Etosha'da yeni bir gün. Güneş en yumuşak ışıklarıyla aydınlatıyor, sarıp sarmalıyor bu toprakları. Etosha'nın ev sahipleri de sabahın serinliğinde karınlarını doyurarak karşılıyor yeni günü. Sabahın erken saatleri Afrika siyah gergedanı içinde en uygun beslenme zamanı. Otçul olan Afrika siyah gergedanı, ağaç ve çalılıkların filiz halindeki dal ve yapraklarıyla besleniyor. Etosha'nın sıcak ve kurak çalılıkları, yarı çöl ve bataklıkları, siyah gergedanın yaşam alanı. Kendinden daha güçlü düşmanının olmaması onu korkusuz kılıyor. Etosha sabahında bir başka su birikintisi. Afrika'ya özgü bir tür olan zebralar da yeni günü su kenarında karşılıyor. Kendileri için en ideal ortam olan bu seyrek ağaçlı ve otlarla kaplı bölgede sürüler halinde yaşıyorlar. Tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı birbirinden farklı. Zebraların dikey çizgileri aynı zamanda önemli bir savunma unsuru. Bir arada durdukları zaman
kendilerini avlamak isteyen yırtıcılar bu çizgilerden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılar. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker. Bu da zebralar için bir korunma yoludur. Zebralar su ve otla beslenir. Bazen yiyecek bulmak için yaşam alanlarından uzaklaşıp sonra geri dönür. Zebraların koku alma ve görme duyuları güçlüdür. En büyük düşmanları aslanlar ve kaplanlardır. Su içerken aslan saldırısına karşı çok dikkatlidirler. Sürüler halinde yaşayan zebralar çoğunlukla antiloplarla birlikte hareket eder. Zebralar birbirine çok düşkündür. Sürüden kaybolan bir bireyi saatlerce, hatta günlerce ararlar. Etosha onlarca çeşit antilopun evi. Kudular, Etosha'nın iri antilop türlerinden. 30-40 bireyden oluşan gruplar halinde yaşıyorlar. Kahverengi ve şeritli tüylü derileri, yaşadıkları ortamda kamufle olarak korunmalarını sağlıyor. Pek çok antilop türünde olduğu gibi, erkek kudular da gruplar halinde geziniyor. Anne kudular, yavruları kendilerinden bağımsız hayat sürebilir hale gelene dek yavrularıyla birlikte hareket ediyor. İmpalalar, Etosha'nın az verimli topraklarında yaşayan en önemli antilop türü. İmpala sürüleri genellikle bir erkeğin önderliğinde 15-16 dişiden oluşuyor. Kurak zamanlarda küçük sürüler birleşip büyük sürüler haline geliyor. İmpalalar suya yakın yerlerde yaşıyor. Birçok antilop türü gibi impalalar da damak zevkine çok düşkün. Bitkilerin sadece belirli bölümlerini yiyorlar. Ancak kuraklık dönemlerinde yeterli besin bulamadıklarında ot, ağaç yaprağı, çiçek, meyve veya tohumlarla da besleniyorlar. İmpalaların duyuları çok keskindir. Hassas kulakları sayesinde en düşük sesleri bile duyabilirler. Bu özellikleri tehlikelere karşı tetikte olmalarını sağlıyor. Zor coğrafyanın zarif canlıları. Etosha'nın en yaygın antilop türü Oryx. İnce uzun, kılıç görünümlü boynuzlarını savaş aleti olarak kullanır. Dişilerinin de erkeklerinin de boynuzları vardır. Susuzluğa dayanıklı olan oryxler, Etosha'nın kurak düzlüklerinde yaşıyor. Afrika'nın yerlisi ve dünyanın uçabilen en ağır kuşu olan toy kuşu, uçmak yerine gezinmeyi tercih ediyor. Çiftleşme dönemi olmadığı için tek başına dolaşıyor.
tüyleriyle, renkleriyle çevresine uyum sağlıyor. Bu durum, tehlike anında kamufle olmasını sağlayacak. Yılanları ayak darbeleriyle öldürerek avlanmasıyla ünlü olan sekreter kuşu, alçak otlarla çevrili yaşam alanında av peşinde. Deve kuşları uçamayan dünyanın en büyük kanatlıları. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğa ve ortalama 120 kilogram ağırlığa sahip bu iri kuşlar, 5 ila 50 arasında birey içeren göçebe sürüler halinde Etosha'nın en kurak alanlarında yaşıyorlar. Etosha'da öğle saatleri. Sıcaklık kendini olabildiğine hissettiriyor. Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan Afrika aslanları, sıcaktan korunmak için ağaç altlarında, fundalıklarda, sazlıklarda dinleniyorlar. Afrika aslanları, kedigiller familyasının tek sosyal türü. Küçük bir sürü, 4-5 dişi aslanla bir erkek aslandan oluşurken, büyük bir sürüde 15-18 dişiyle 2-3 erkek aslan bulunabiliyor. Genellikle gece avlanan aslanların gündüz saatlerinde tembel bir kediden farkları yok. Gölgelik yerlere uzanıp serinlemeye çalışıyorlar. Yetişkin aslanlar için doğal düşman yok denecek kadar az. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı olan çita, büyük kediler arasında gündüz avlanan tek tür. Tek başına yaşayan, tek başına avlanan çita, avladığı impalayı da tek başına iştahla yiyor. Damak zevkine düşkün olan çita, avının etini yedikten sonra derisini ve kemiklerini bırakacak. İşte tam da bu anı sabırsızlıkla bekleyenler var. Benekli sırtlanlar. Benekli sırtlanlar, çitaların ve aslanların artık avlarını çalma konusunda ustadır. Afrika'nın etobur hayvanları arasında çok güçlü çeneye sahip benekli sırtlanlar, hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizleyip şap hastalığının yayılmasını önlerler. Oburluklarıyla meşhurdurlar. Etosha savanları ve açık ormanlarının bir diğer sakini zürafalar, dünyanın en uzun hayvanlarındandır. Erkeklerinin boyu 4 ila 5,5 metreye ulaşır. Dişiler genellikle erkeklerine göre daha kısadır. Her zürafanın kendine özgü benek desenleri vardır ve hiçbirininki bir diğerininkiyle aynı değildir. Zürafalar zamanlarının çoğunu beslenerek geçirir. Yetişkin bir zürafa günde yaklaşık 45 kilogram ağaç yaprağı tüketir. Çamurlu yerlerde güçlükle yüründüğünden sert arazileri tercih ederler. Uzun boyları sayesinde tehlikeleri uzaktan fark edebilirler. Etosha'da yaşam 24 saat aralıksız sürüyor. Gün yerini geceye bırakıyor.
siyah bir tül gibi inen karanlık, vahşi yaşamın gecesinin kapılarını açıyor. Günün ilk saatleri. Etosha'nın iri ev sahipleri filler yeni bir güne uyanıyor. Karada yaşayan en büyük hayvan olan Afrika filinin erkeği 4 metre boya ve 7 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Fillerin en dikkat çekici özellikleri nesneleri yakalamak için kullandıkları uzun hortumları ve kesici dişleri. Filler kesici dişlerini mücadele ederken silah olarak da kullanır. Hortumları ise soluma, koku alma, dokunma, tutma ve ses çıkarma işlevlerine sahip. Filler hortumlarıyla içmek ya da vücutlarını ısıtmak için su çeker. Yetişkin bir fil hortumuyla 8,5 litreye kadar su tutabilir. Suyun dışında vücutlarına hortumlarıyla çamur da püskürtürler. Derileri kalın olmasına rağmen çok hassastır. Güneş yanığından, böcek ısırığından ve nem kaybından kendilerini korumak için düzenli çamur banyosu yaparlar. Filler suda yıkandıktan sonra hortumlarıyla gövdelerine çamur ya da toz atarlar. Bu çamur ve toz kuruyarak fillerin vücutlarını koruyan bir tabaka oluşturur. Büyük ve geniş kulakları fillerin vücut ısılarını kontrol etmelerini sağlar. Genellikle su kenarlarından çok uzaklaşmazlar. Afrika filleri otçuldur. Günde yaklaşık 150 kilograma kadar besin tüketir ve 40 litre kadar su içerler. Filler besin, su ve eş aramak için mevsimsel olarak göç edebilirler. Erkek ve dişi fillerin sosyal yaşamları birbirinden çok farklıdır. Dişiler, yaşamlarını sıkı bağlarla bağlı oldukları anaerkil aile gruplarına geçirir. Bu aile grupları anneler ve yavrularından oluşur. En yaşlı dişi gruba liderlik eder. Ergenliğe ulaşan yavru erkek filler aile gruplarını terk eder. Ya yalnız yaşarlar ya da diğer erkek fillerle birlikte bir grup oluştururlar. Erişkin erkek filler çiftleşmek için eş aradıklarında aile gruplarıyla bir araya gelir. Aile gruplarında ilgi odağı yavru fillerdir. Yavru filler anneleri tarafından 3 yıl kadar bakılırlar. Filler, bilgilerini nesilden nesile aktaran sosyal canlılardır. Namibya'nın kuzeyi, Kunene bölgesi.
Sayıları 50 bin civarındaki Namibya'nın yerli halklarından Himbalar. Geleneksel yaşayış tarzını korumuş olan Himbalar, Namibya'nın kültürel hazineleri. Zor yaşam şartları, çöl koşulları, dış dünyadan uzak olmaları, Himbaların geleneksel yaşayış tarzlarını korumalarında etkili olmuş. Himbaların geçim kaynağı hayvancılık. Keçi ve inek yetiştiriyorlar. Erkekler çoğunlukla köyden uzakta hayvanları otlatmakla meşgulken, emek isteyen günlük işleri kadınlar üstleniyor. Ayrıca el sanatlarıyla da uğraşıyorlar. Kabuk, deri, tohum gibi malzemelerden gösterişli takılar üretiyorlar. İş yükünün çok olması kadınlar arasında yardımlaşmayı getiriyor. Bir annenin çocuğuna diğer anneler de bakıyor. Himbalar hem anne hem baba tarafının kabilesine üye. Çift kabile üyeliği, zor iklim koşullarına karşı güçlü olmayı, risklerin bölüşülmesini ve iki aile tarafından da desteklenmeyi sağlıyor. Himba kabileleri en yaşlı erkek üye tarafından yönetiliyor. Erkek çocuklar babalarının kabilesinde yaşıyor, kızlar evlenince eşlerinin kabilesine geçiyor. Ancak veraset baba tarafının değil, anne tarafının neslini izliyor. Bir erkek babasının değil, dayısının sürüsünü miras alıyor. Himbalar evlerini körpe ağaç fidanlarını büküp bir araya getirerek, malakani palmiye ağaçlarının yapraklarını kullanarak ve hayvan dışkısıyla bu bitkilerin üzerine sıvayarak yapıyorlar. Himba kadınları yaşadıkları zorlu ortamın koşullarına kendilerince yaratıcı çözümler üretmiş. Güneşten tenlerini korumak için özel bir karışım hazırlıyorlar. Otisi adı verilen bu karışımın ana maddesi aşı boyası. Önce aşı boyası ezilerek toz haline getiriliyor. Sonra bu toz boyaya bir miktar keçi yağı ekleniyor. Krem haline gelen bu karışım vücutlarını güneşten korurken ciltlerine de kırmızımsı bir renk veriyor. Bu renk toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesi. Himba kadınları saçlarına da bu karışımı sürüyor. Aşı boyası taşını küçük parçalara bölüp çeşitli otlar ekleyerek hazırladıkları tütsüyü vücutlarına uyguluyorlar. Aşı boyası Himba kadınlarını güneşten koruduğu gibi aynı zamanda hijyenlerini sağlıyor, tenlerini pürüzsüz kılıyor. Himba kadınlarının başına evlendiklerinde Erembe adı verilen, çoğunlukla keçi derisinden yapılan Himba tacı takılıyor. Bu taç, onların toplumsal statüsünün bir göstergesi oluyor.
Himbaların en çok tükettikleri yiyecek lapa. Isınan suyun içine un koyarak hazırlıyorlar lapayı. Çoğunlukla mısır unu kullansalar da bulduklarında mahangu ununu tercih ediyorlar. Çok verimli olmayan bu topraklarda yetişen mahangu, Namibya'da en çok tüketilen ürünlerden biri olan inci tarısı bitkisi. Sabah ve akşam hazırladıkları lapayı hep bir arada yiyorlar. Himbalar sadece düğün gibi özel zamanlarda yiyor. Himbaların dansı doğanın kendisidir. Yakarıştır, haykırmadır, şükran duymadır. Duyguları en yalın haliyle dışa vurmadır. Geçmişe duyulan saygıdır. Hislerin vücut bulmuş hali, coşkunun, gücün, hakimiyetin kanıtıdır. Himbalar dans ederek mutluluklarını paylaşırken, acılardan ve hastalıklardan uzaklaştıklarına inanırlar. Tüm doğallığı ve sıra dışılığıyla burası Namibya.